Bu listeyi hazırlarken gerçekten biraz zorlandım. Çünkü 5000 ila 10.000 TL arasındaki akıllı telefonların bazıları yepyeni, bazıları ise neredeyse 3 yıllık arkadaşlar. Ben kendi favorilerimi kendimce böyle cımbızladım, listeledim. Şimdi de karşınızdayım. 5000 ila 10.000 TL'lik akıllı telefonlar listemize ve hep birlikte yakından bakalım. Kanal çok güzel gidiyor sayenizde ve 10.000 aboneye gerçekten çok az kaldı. Benim sizler için ürettiğim bu videolara ve verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için ilk etapta 10.000 aboneye geçebilmem çok çok önemli. O yüzden biliyorsunuz yapmanız gerekeni. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz, şöyle bir genelde göz gezdirirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Ve gelelim listemizin ilk sırasındaki akıllı telefona. Xiaomi Redmi Note 11 arkadaşlar. Bu cihaz listemizin birinci sırasında. Bu akıllı telefon 64 GB'lık versiyonunu ekledim listeye. 5100 ila 5200 TL bandından bu akıllı telefonu satın alabiliyorsunuz. Güncel Note serisinde, yani Xiaomi'nin Note serisinde bir cihaz bu akıllı telefon ve özellikle bu fiyat bandında bir cihaz arıyorsanız sizleri tatmin edebilecek seviyede bir akıllı telefon olmuş. General Mobile'ın GM22 Pro 128 GB'lık versiyonunda listemizde ikinci sırada yer alıyor. Bu akıllı telefon General Mobile severleri ve özellikle yerli cihaz, yerli üreticilerden cihaz tercih edenleri tatmin edebilecek General Mobile'ın şu andaki en üst seviye cihazlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu akıllı telefonun fiyatı da şu sıralarda 5200 ila 5300 TL bandında yine değişiyor ve bizlerle buluşuyor. Xiaomi ile başladık, Xiaomi ile devam edelim ama bu Xiaomi'nin bir alt markası dediğimiz Poco. Poco M4 Pro'nun 256 GB'lık versiyonunu listeye ekledim. Fiyatı biraz oynak arkadaşlar. Sebebini biliyorsunuz zaten sizler. Hani bu kurlardan vesaire, şundan bundan. Ancak bu akıllı telefon için şunu söyleyebilirim. M3 Pro'yu ben bayağı beğenmiştim. Güzel bir akıllı telefondu. M4'te biraz daha işi öteye taşımışlar. M4 Pro'da da gayet yeterli bir performans bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki ben de sizlere bu fiyat bandında çok daha farklı akıllı telefonları aktarmak isterdim. Ancak ne yazık ki güncel piyasada bu fiyat seviyesindeki cihazlar bu şekilde devam ediyor. M4 Pro'nun 256'lığı 6000 ila 6500 TL, bunu da unutmayalım. Ve gelelim benim hakikaten çok beğendiğim bir akıllı telefon modeli olan, yani ailedeki cihazların zaten hepsini beğeniyorum ama bu cihazı da baya baya beğeniyorum. Huawei Nova 9 SE listemizde 4. sırada kendine yer bulmuş durumda. Bu akıllı telefonun 6000 ile 6300 TL bandında satışta olduğunu sizlere bir söyleyeyim. Onu bir kenara koyalım. Ve devamında da sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Cihaz arkadaşlar bence güzel bir akıllı telefon. Tek eksiği tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Google'la alakalı yaşanan problemler. Ancak tasarımı olsun, malzeme kalitesi olsun, fotoğraf kalitesi olsun, bu açılardan benim kesinlikle beğendiğim bir akıllı telefon. Google benim için çok önemli değil diyen bir kullanıcıysanız sizler, sizleri tatmin edebilir. Ya da bizlerin sizlere anlattığı farklı farklı şekillerle yine Google servisini ben bir şekilde kullanırım. Yoluma bakarım, tarayıcıdan Gmail'imi açarım gibi gibi bir kullanıcıysanız yine sizleri bu cihaz fazlasıyla tatmin eder. Ben net bir şekilde bunu sizlere söyleyeyim. Ve çok sorulan, bana da zaman zaman böyle sizlerin sorduğu Samsung'un Galaxy A52s modeli bir akıllı telefon listemizde 5. sırada yer alıyor. Bu akıllı telefonun fiyatı 7100 ila 7200 TL bandında değişiyor. İşlemcisi, kamera ve malzeme yapısı biraz dikkat çekiyor. Çok sorulduğu için ben listeye ekledim. Biraz da kendim kurcaladım. Biraz da bakma fırsatım oldu tabii ki videodan önce. İçime sinmese listeye koymazdım. Herkesin favorisi farklı. Herkesin zevki farklı, beklentileri farklı. Ama benim bu fiyat seviyesindeki, bu fiyat aralığındaki listemde bu şekilde, benim bakışım bu şekilde arkadaşlar. Gelelim az önce sizlere bahsettiğim Nova 9 SE'nin aslında bir de Nova 9 modeli var biliyorsunuz. Sizlere anlatma fırsatı bulduğum daha öncesinde. Bir de Honor 50 var. Honor her ne kadar Huawei'den ayrıldığını iddia etse de aslında Honor 50 modeli akıllı telefon tam olarak Huawei Nova 9'un birebir aynısı arkadaşlar. Ve şöyle bir de avantajı var. Google'la alakalı problem yaşayan kullanıcılar için Google servisini içinde bulunduran bir akıllı telefon. Nova 9'la hemen hemen birebir aynı bir akıllı telefon. Ben Google servislerini işte çok
çok özlüyorum ama Huawei'den vazgeçemiyorum diyen kullanıcılar için bence Honor 50 çok doğru bir tercih olabilir. Benim de içime sinen beğendiğim bir akıllı telefondu. Bu arada Honor 50'nin fiyatı da şu sıralarda 7500 TL bandına kadar gelmiş ne yazık ki. Bunun da fiyatı diğer cihazlar gibi oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Ve Realme GT Master Edition enteresan bir akıllı telefon. Tasarımı dikkat çekiyor, teknik detayları dikkat çekiyor. Ancak bu akıllı telefonun fiyatı 8000 TL bandında. Beni bu cihazla alakalı düşündüren tek şey şu: işlemcisi biraz daha düşük bir fiyatı hak ediyordu bence bu akıllı telefonun. Bir tık yüksek kalsa da diğer teknik detayları, malzeme yapısı ve genel anlamda bu akıllı telefona baktığımda hadi tamam bari güncel piyasada yine olabilir diyebileceğim bir seviyeye gelmiş oluyor. Ancak işlemci açısından baktığımda dediğim gibi bir tık düşündürmüyor değil. Sizleri de düşündürdüğünü duyar gibiyim böyle sizlerin söylediklerini. O yüzden sizlerle bu konuda hemfikir olduğumu da sizlerin bilmesini isterim. Eminim hepiniz bu cihaz nerede diye kendince sormuştur ya da beklemiştir. Poco X4 Pro. X3 Pro'yu çok beğenmiştim zamanında ve sizlere o telefonu incelediğimde fiyatı 3000 TL'ydi arkadaşlar. Poco X4 Pro 256 GB'lık versiyonu 9200 ila 9500 TL bandından şu anda satılıyor. Neredeyse yeni model 3 kat daha pahalıya ülkemizde satışa çıkmış durumda. Yani evet, maalesef durum böyle. Bir önceki modeli zaten hepimiz çok beğeniyorduk, X3 Pro'yu. Birçok kişi aldı, herkes de çok memnun. Hala kullananlar da çok memnun. Bayağı bir eleştirdiğimiz teknik anlamda hataları vardı ya da eksik bulduğumuz teknik özellikleri vardı Poco X3 Pro'nun. Poco X4 Pro'da bunlar gerçekten birçoğu giderilmiş, kullanıcılar dinlenilmiş ve yeni bir şekilde karşımıza çıkmış Poco X4 Pro. Benim de beğendiğim bir akıllı telefon oldu. Ben uzunca test edemedim bu cihazı ama Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'ne görme fırsatım olmuştu ve gayet de beğenmiştim cihazı. O yüzden sizlere de buradan aktarmak istedim ve Samsung'un Galaxy S21 FE modeliyle devam edelim. Bu akıllı telefonda birçoğunuzun aslında 10.000 TL bandına kadar geldiğinde doğrudan ya ben bunu alırım, diğer cihazlarla mı uğraş dediği bir model haline geldi Samsung Galaxy S21 FE. Bu cihazı da yine sizlere anlatma fırsatım olmuştu. Beğendiğim bir akıllı telefon. Özellikle S21 ailesinden bir cihaz almak istiyorsanız ve böyle Ultra ile diğer modellerin arasındaysanız ya da şöyle söyleyeyim sizlere, Ultra'yı ayrı tutarsak bazı modelle diğer modellerin arasında bir model arasında kalıyorsanız bence FE modeline bir bakabilirsiniz. Çünkü FE modeli o cihazlarla karşılaştırdığımda bir tık daha satın alınabilir durumda kalıyor. Bunun fiyatı 10.200 TL bandında bugünlerde. Benim sizlere videoyu çektiğim günü de söyleyeyim hemen şimdiden. Ben 20 Haziran akşam saatlerinde videoyu kayıt altına alıyorum. Artık videoyu da yarın yayınlamayı planlıyorum bir aksilik olmazsa. Fiyatı umarım hala aynı durumdadır bu cihazın da ve bonus cihazımız olmazsa olmaz. iPhone'suz da olmaz arkadaşlar. Listeye girebilen tek Apple cihazı iPhone SE'nin yeni versiyonu, yani bizlerin 2022 olarak adlandırdığı versiyonu. iPhone SE 2022 benim şahsen çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir akıllı telefon değil. Evet, işlemcisi güzel. Bazı teknik anlamdaki takdir edilmesi gereken detayları var. Ancak tasarımı çok eski arkadaşlar ve pili hiçbir şekilde bir kullanıcıyı bence bir gün götüremez. Kullanan birkaç kişi oldu etrafımda. Ben çok kısa görebildim cihazı. Ancak bir gün bence şarjı mümkün değil, götürmez ki şarj anlamında da zaten eski nesil bazı şeyleri kullanıyor. Dolayısıyla cihaz bazı anlamlarda çok eskiyken bazı anlamlarda da oldukça iddialı. Ama ben iOS'tan vazgeçemiyorum diyen kullanıcılar için de şu sıralarda 10.500 TL bandından satın alınabilir durumda iPhone SE'nin 2022 modeli. Sizler nasıl buldunuz arkadaşlar bu listedeki akıllı telefonları? Sizlerin favorisi olan bir başka akıllı telefon varsa da lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoyu da beğenirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmayı zaten unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.